Herkese merhaba. Bu haftaki dersimiz nota değerler üzerinde yay şekilleriyle devam ediyoruz. Şimdi görsel olarak da sizlerin de takip ettiğiniz üzere nota değerlerin vuruşlarıyla birlikte hem isimlerini hem de ekstradan yay üzerinde vuruşlarıyla yapmamız daha önemli diye düşündük. Bu vuruşları yaparken de hani normal olarak bir metronom ya da işte görselde gördüğünüz gibi el işaretiyle yukarı ve aşağıya doğru vuruş tekniğimiz. Başlangıç aşamasında genelde herkesin nota seviyesinin belli olmadığı zamanlarda bunu en çok bu elimde gösterdiğim metronomla vuruş tekniklerini yapmaları daha kolaylaşıyor. Bunu herhangi metronom telefonlara da indirilebilip bu tarzda kullanılan metronomlarla daha rahat nota değerlerini öğrenmemizde, vuruş teknikleriyle öğrenmemize yardımcı oluyor. Bunu daha sonra daha rahat notaların değerlerini öğrendikten sonra daha rahat anlatılacaktır. Şimdi şöyle bir durumla ilk notamızda içi boş ve birlik notamız. Hep genelde anlatılan kısımda içi boş olması, notanın şekil anlamında içinin boş ve kuyruğunun sapının olmaması birlik nota dört vuruşluk olarak gösterilir. Şimdi biz bunu elimizle yaptığımızda, vuruş olarak yaptığımızda her vuruşa bir tane sığdırmak ve olabilecek bir durum. Yani 1, 2, 3, 4. Peki biz bunu metronomla yaptığımızda şöyle bir sonuç alıyoruz. Şimdi metronomumuzu daha da yakınlaştırırsak 40 ve 60 arasında olan largo, yavaş tempoda 60 daha uygun bir süreç. Bir vuruşa her dörtlüğe bir vurarak, şurada da görüldüğü gibi bir vuruşluk 60 metronomda birlik notayı çalışmamızı yapabiliriz. Metronom işimizi daha da kolaylaştırıyor. Sesini de açtığımızda şöyle 4 vuruşluk bir birlik notamız oldu. Nasıl yapacağız? İlk olarak la telinde düşünürsek her vuruşa bir tane sığdıracağız. Tabii ki de yayımızın tamamını kullanarak. Burada birlik notayı öğrenmemiz için yavaş olarak bir vuruştan dörde kadar sayıp her vuruş birer tane olacak şekilde ayarlanması lazım. Şurada la telinde yay çekersek yani yayımız üzerinde gösterirsek şöyle oluşuyor. Dinliyoruz metronomumuzu. Etütlerimizi yapabiliriz. Aynı işlemi iki vuruşluk içi boş olan, bu sefer yine içi boş, kuyruğu bu sefer notada elimizde kuyruğu olan şeklen gözüktüğünde iki vuruşluk nota içinde halledebiliriz. Bunda da yayı ilk bir vuruşluk notada, birlik notada dörde bölmüştük. Dört vuruş halinde. İkilik notada ise yayımızı ikiye bölerek iki vuruşu tamamlayabiliriz. İsterseniz bunu da bir örneklendirelim. Yine metronomumuzdan 60 boyutunu ayarladıktan sonra rahat bir şekilde yapabiliriz. Yine la telinde gösteriyoruz. Bu sefer yayımız ikiye bölünecek. İki vuruşluk olacak. Dörtlüğe bir sayarak yayımızı çekeceğiz. Şöyle.
dinleyerek. Daha anlamamız için. Tabii bunu biz bölerek değil de tam çekmemiz lazım. İki vuruşluk notamız da, ikilik notamız da bu şekilde. Sırada dörtlük notamız var. Dörtlükte içi dolu, şeklen içi dolu, kuyruğu olan dörtlük notamız. Vuruşu ise bir vuruş. Yani bir vuruşta tek tıkta yayımızı bitirmemiz lazım. O da şöyle bir şey. Dinlediğimizde. Sonra birlik bir vuruşluk dörtlük notamız işte bu. Bu çalışmaları yaparken mutlaka böyle bir metronomla daha iyi bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor. 60 metronom hızımız ve dörtlüğe bir vurarak her dinlediğimizi ritmik olarak hem saymış oluyoruz hem de nota değerlerini yan şekilleriyle birlikte harmanlamış oluyoruz. Bu haftaki dersimizde düzenli olarak her gün hem yay şekilleriyle hem de nota değerlerin hızıyla birlikte yapıldığında daha verimli olduğu gözlenmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.